Evet değerli dostlar, Edirne'den herkese merhaba. Edirne'de şu anda gerçekten Bulgaristan'da gelen yoğunluk var. Yani vatandaşlar var. Eskiden bundan 2003-2004 yılında Türkiye'den Bulgaristan'a ucuz alışveriş için giderlerdi. Şu an Edirne'den Türkiye'ye ucuz alışveriş için geliyorlar. Cidden yığın yığın insan var arkadaşlar. Çünkü parası değerli. Çünkü enflasyonu düşük. İyi seyirler arkadaşlar. Buyurun beraber izleyelim. Ekonomi sorunuz ne durumda vatandaş? Berbat. Kötü. Nasıl efendim, Bulgaristan'dan gelip burada alışveriş yapılıyor? Akın akın arabalar arasında. Önceden bizimkiler gidiyordu orada, alışveriş yapıyordu destek olmak için. Şimdi onlar buraya çok ucuz diye geliyor. Peki, durum bu kadar vahim. Neden cennet vatanın parası değersiz oldu, düştü? Anlatabildim herhalde. Allah. Efendim, ekonomiyi sorun nasıl gözlemliyor gençler? Ekonomiyi bilmem, biz Bulgaristan'danız. Aa, Bulgar'dan geldiniz. Evet, evet. Nasıl, paranız değerli mi? Çok. Çok. Alıp alıp gidiyor musunuz? Evet, alıp alıp gidiyoruz. Dolduruyorsunuz poşetleri. Aynen, araba kimin dolu. Kimin sayesinde? Araba dolu değil mi? Evet. Kimin sayesinde doldurduk poşetleri? Kimin sayesinde? Babamın sayesinde. Ama eskiden Türkiye'den gelirlerdi, hatırlar mısın? Evet. Alışverişe sizin oraya. Evet. Şu an siz geliyorsunuz. Evet. Neden peki bu hallerde? O kadar bilmiyorum ben, ne bileyim. Biz para varken artık. Enflasyonunuz düşük demek ki. Evet evet, bizim paranız orada değerli. Evet. Bizim nereye paramızın değeri düşmüş peki? Sizin paranızın değeri evet bayağı bir düşmüş. Düştü, düşüyor, gidiyor, bilmiyorum. Nereye kadar gidecek? Sen daha çok gelirsin Edirne'ye alışverişe. Evet, haftada iki gün buradayım zaten. Üçe çıkartırsın bunu. Hatta gün ekmeği bile buradan alıp götürürsün. Evet, yumurta, ekmek, yoğurt. Gördün mü, ekmeği bile buradan alıyor ablam. Aynen. Güzel, kaliteli, hem ucuz. Teşekkür ederim. Ekonomiyi soruyoruz. Nasıl gözlemliyor vatandaş? Ekonomi mi? Şurada ekonomi. Bence herkes geziyor. Gayet güzel. Valla bence gayet iyi ya. Sıkıntı yok diyorsun abi. Ben bence sıkıntı neden yok. Neden abi? Edirne'de şu anda arkadaşlar da. Neden bu kadar Bulgar var abi? Alışverişe gelmiş. Ben Bulgar olarak demiyorum. Ben zaten turizm otobüs kaptanıyım. Ben sadece misafir getirdim. Peki neden? Bizim Türk milleti gidemiyor orada alışverişe. Burada Bulgaristan'a gelip burada alışveriş yapıyorlar. Para var, huzur var. Yani şimdi bunların parası değerli mi? Ben hani değerli olarak demiyorum ama sonuçta bizim paramızın üstünde Atatürk var, her şeye yeter. Şüphesiz mi? Sanki Atatürk en güzel yani şeye değer de. Alım gücü ne durumda o paranın abi? Vallahi bence herkesin bir alım gücü var ya. Zannetmiyorum. Ciğercide sıra yok. Yani. Ben de buyla yarım saat bekliyorum ve ciğercinin hiçbirisinde yok. O kadar Bulgar gelirse tabii ki sıra olur abla. Yok, yok hayır. Mesela ben firma ismi vermeyeyim. Biz 20 otobüs çıktık. Tek bir firma. Geri kalan firmalarda siz düşünün. Desin abi, aç maç yok. Yok. Ya ben yalan söylüyorlar. Allah yalan demeyeyim de yani. Allah'ın huzuruna gittiği zaman dersin ya bunlara. Sen yalan söylüyorsun. Hayır. Ya. Ben yalan olarak demiyorum. Olmayan da var ama yani gerçekten yok. Kendi yok, için mesela borcu 20 bin lira kira ödese. 20 bin lira kira ödese. 20 bin lira kira ödese çoluk çocuğuna nasıl bakacak abi? Yani, 17 bin lira olsa. Yani şimdi şöyle söyleyeyim, yani tamam biz onlara zaten bir şey dediğimiz yok. Evet, ekonomimiz tabii ki biraz daha iyi olabilirdi. Biraz düşmüyor. Yani iyi olabilirdi yani. Şu an mesela hani tamam diyelim kötü ekonomimiz. Kötü diyoruz. Ama sonuçta herkes bir şekilde yiyor, içiyor, ev kirasını ödüyor ve dönüyor. Peki şimdi şimdi ciğeri ben yiyemeyeceğim bir gazeteci olarak. Ben sana yedireyim, ayıp ediyorsun. Sen bana yedir, sen bana yedir. Öbür garibana yedirebilecek misin abi? Vallahi yani şu anda hiç kimsenin burada olduğunu yok düşünmüyorum yani. Gariban zaten buraya gelmez. Yok diyoruz abi. Ben şu anda yok. Yok. Bak ben çamaşır satıyorum. Şu an hiç gariban yok. Herkes alım gücü gayet güzel. Ne kadar geliriniz var? Allah'a şükür. Nasıl ben elemanım. Allah size mi veriyor sadece? Bu garibana niye vermiyor peki? Ya herkes tutumlu olsun. Haksızlık mı yapıyor? Vallahi ben sana bir şey diyeyim. Yani bir caddede 15 tane kafeterya varsa. Bak Allah'a şükür de. O gariban niye geçinemiyor? Bak. Geçinemiyor diyenler bence yalan konuşuyor. Ben o kadarını derim. Şu an herkes halinden memnun. Kafeteryalara git bir kahveye 60 lira veriyorlar. Ama gelip ben çamaşırcıyım, bir çamaşırı da 100 lira, 150 lira da veriyorlar. Alıyorlar da. Herkes 1000 lira, 2000 lira da veriyor. Yani belki tamam bir kesim var geçinemeyen ama gayet herkes halinden memnun. Peki bunu Allah'ın huzurunda da söyler misiniz? Ben zaten yeni geldim Umre'den. Umre'den geldiniz bir de? Evet, Umre'den geldim. Ne dediniz Umre'de lebbek Allahümme lebbek derken ne dediniz? Dua ettim. Yok, lebbek Allahümme lebbek ne demek? Sana geldim Allah'ım, sana geldim demek. Yok, emret Allah'ım emret. Sana geldim. Lebbek ya şerike lebbek. Eşin ortağın yoktur Rabbim. Arkadaşlar bekliyor. Ama Umre'ye gittik yani. Geçinemeyen, komşusu açken tok yatan bizden ne diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Tamam yani ben şu an gördüğümü söylüyorum. Yani iddia da etmiyorum. Belki hani bir kesim vardır. Ama Rabbim
herkesin rızkını veriyor. Yok, rızkı vermez. Rızkı şöyle eşit dağıtır. Kuşun bile rızkını verir ama şu anki hükümet elimizdeki iki tane işte taşıt vergisi yaparak alabilir. Alabilir. Ona bir şey demeyeyim. Arkadaşlar bekliyor. Ekonomi berbat. Bittik. Nasıl düzelecek peki? Nasıl düzelecek? Yönetimin değişmesi gerekiyor. Erken seçim bekliyor mu vatandaş? Hayır, erken seçime şu an gerek yok. Biraz daha düzelsin ortalık ondan sonra. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Rica ederim. Emekliye adalet istiyorsunuz. Evet, merhabalar. Biz EYT'yi bir gün, bir ay, bir yılda kaçırıp yaşıtlarından 17-20 yıl fazla çalışmak zorunda olan kademe bekleyen grubuz. Emeklilikte Adalet Derneği, yani kısaca EMADDER çatısı altında 81 ilde şu an Türkiye'de örgütlü bir şekilde mücadelemize devam ediyoruz. Merkezimiz şu an İstanbul'da. Kademe bekleyen ve EYT'yi kaçırdım, yaşıtlarımdan fazla çalışmak zorundayım diyen herkesi desteğe bekliyoruz. Mücadelemize bekliyoruz. Şurada güzel bir söz yazmışsınız. Mezarda mı emekli olacak? Mezarda mı olacak? Mezarda emekli olmak istemiyoruz diyoruz. Çünkü normal şartlarda evet 38-43 yaş erken bir yaş emeklilik için ama bize hep Avrupa standartlarını gösteriyorlar. İşte Avrupa'da 70 yaşına kadar insanlar çalışıyor. Sizler niye erken yaşta emekli olmaya çalışıyorsunuz diye. Biz aslında erken yaşta emekli olmak değil amacımız. Türkiye standartlarında 58-60 yaşta yaşlı kategorisine girip çalışmak zor olacağı için hani mezarda emekli olmak istemiyoruz diyoruz. Çünkü devlet memuru olan grubun 65 yaşa kadar bir opsiyonu var. Çalışma işten çık diyen yok, çalışabiliyorlar. Ama özel sektörde çalışan 40 yaşından sonra işsiz kalmış bir insanın da iş bulabilme imkanı çok fazla değil. 40 yaşından sonra işsizsiniz ama 58-60 yaşında emekli olmak zorundasınız. O arada ne yapacaksınız? Bir insan hani dilencilik mi yapacak, hırsızlık mı yapacak, nasıl hayatını devam ettirecek? O yüzden mezarda emekli olmak istemiyoruz vurgusunu özellikle yapıyoruz. Hakkımızı arıyoruz. Destek bekliyoruz. Teşekkürümüz var. Ek gelirimiz olmasa geçinmek bu hayat şartlarında çok zor. Mümkün değil. Hayat çok pahalı. Nasıl düzeleceğiz peki, çare ne? Herkes aklını kullanacak. Tek yönetim olacak. Ondan sonra israf, yukarıdakilerin israfı sona erecek ve Türkiye düzelecek. Israf çok. Merhaba, iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Efendim, ekonomiyi soruyoruz. Nasıl gözlemliyor vatandaş ekonomiyi? Geçinebiliyor muyuz? Tam kişisine sordum. Müthiş geçim var, görmüyor musunuz? İşte böyle turdan tura koşturuyoruz yani. Geçim çok iyi, farkında değil misiniz? Emin misiniz, geçim var mı? Adı var, adı var. Valla geçinemiyoruz ya. Emekli öğretmenim. Biz Manisa, Turgutlu ve İzmir'den geliyoruz. Manisa, evet. Evet, emekli Manisa. Öğretmenim. Vatana ve millete 27 yıl görev yaptık. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Ekonomiyi soruyorum. Ne durumda vatandaş, geçiniyor mu? Ekonomi sormanın hiç anlamı yok. İşte görüyorsun esnafın halini. Emeklinin hali bitmiş zaten. Nasıl abi, Edirne'deyiz. Bulgardan geçilmiyor. Bulgarlar poşet poşet alıyor. Bulgarlar olmasa bu esnaf ayakta duramaz zaten. Peki zamanını hatırlar mısın? Buralı mısın sen? Evet. 2002-2003 yılında ben Tekirdağlıyım. Evet. Buradan Tekirdağ'dan Bulgar'a gidip alışveriş yapardı bizim Türkler. Tam tersine döndü. Neden tam tersine döndü abi? Neden paramızın değeri düştü? Enflasyon aldı başını gidiyor. Olay bu yani. Yapacak nasıl düzelecek cennet vatan? Bu şekilde hiç düzelmez. Daha kötü olur, iyi olmaz. Teşekkür ederiz. Abi ekonomiyi soruyorum. Ne durumda vatandaş? Ekonomi ne durumda? Sakarya'dan buraya geldik, sadece geziyoruz. Nasıl olsun? Yani yapacak hiçbir şeyimiz yok. Kuru kuru gezmeye çalışıyoruz. Belki bir Edirne ciğeri yeriz yani. Peki Bulgaristan'dan gelenler poşet poşet arabasının arkasını full dolduruyor. Yani eskiden Türkiye'den Bulgaristan'a gidiyorlarmış. Şimdi oradan buraya geliyorlarmış. Demek ki biz Bulgaristan olduk. Onlar ekonomi bakımından ileri doğru gidiyorlar yani, ne yazık ki. Neden bu cennet vatanı parasının değeri düştü abi? Yani ben onu anlamıyorum. Ben BESYO mezunuyum. Ben öğretmenlik yapamıyorum ne yazık ki. Yani yapamıyorum, konuşamıyorum da rahat rahat çalıştığım yerden dolayı ama yani üç tarafı denizlerle çevrili ama hiçbir şey yok. Yani insanımız aç, bakanlarımız son model arabalarla geziyor ama biz açız. Yani en son haberde Diyanet İşleri'nin GMC marka mıydı? Öyle bir arabası var yani, biz takip ediyoruz ama Arabistan'da mis gibi arabaya biniyorlar ama biz ne yazık ki burada bebek arabası da geziyoruz. Yani inşallah ekonomi düzelir ama yani bu mantaliteyle çok zor. Ne yazık ki. Allah sonumuzu hayır etsin. Biz Allah'a şükür hani
yani kendimizi yetebiliyoruz, kendi yanımızı karşılayabiliyoruz ama yani ne yazık ki çok aç insan var. Yani çalıştığım iş dolayısıyla da görüyorum. Çok üzülüyorum yani buna. Abi ekonomiyi soruyorum. Ne durumda vatandaş? Ekonomi burada gözün görüyor. Ekonomi gayet iyi demek. Halk da memnun. Bulgaristan'dan vatandaş gelmiş alışverişe. Bizim Türkler daha çok gelmiş. Sen rahat ol o konuda. Herkes memnun ama, hayatından. Ama en çok Bulgaristanlı var. Hiç fark etmez. Onlardan da giden var, buradan da oraya giden var. Yunanistan'a şu anda çok gördüm. Arkasını doldurup geliyorlar. Gidiyorlar. İmkanı var, sen de doldur git Bulgaristan'a doldur. Sıkıntı ama oranın parası değerli. Onlara göre sen buradan gittiğin zaman değerli. Onlara göre orada da geçim sıkıntısı var. Peki geçim sıkıntısı varsa niye gelip buradan alışveriş yapıyorlar? He? Başka ülkeden alışveriş yapıyorlar. İşte, neden Türk parasını? Sen git Rusya'ya. Rusya'da da para değersiz. Yok, Rusya'nın da değerli. Tamam. Yok bizden çok aşağı. Rusya'nın alım gücü. Enflasyon düşük abi. Git Japonya'ya. Enflasyon düşük git abi. Git Japonya'ya. Hiç fark etmez. Neyi? Tutturamadın abi onların da enflasyonu düşüyor. Kim? Kimin? Rusya'nın da enflasyonu düşüyor. Git bakalım sen Rusya'da çalışan arkadaşlar. Benim Rusya'da çalışan arkadaşlar onlar da geçinemiyor. Niye gelmiyorlar Türkiye'ye? Nasıl? Geldiği zaman geri dönemez. Niye gel? Gelsin nasıl? Geri dönmesin. Burası kolay mı uçak gidip dönmek? Kolay şu kolay. Şu anda otobüs fiyatlarından daha çok ucuz. Arkadaş sen para isteme diye seni kandırmış abi. Oranın enflasyonu düşük. Kim? Sakın kimse kanma abi. Versen. Teşekkür. Ekonomiyi soruyoruz. Ne durumda vatandaş? Ekonomimiz biraz zor durumda. Zordayız. Gerçekten hayat pahalılaştı. Bayağı pahalı. Ümit ediyoruz ki bu darlıktan da çıkacağız. Ne zaman çıkacağız efendim? Bilmiyorum ama ölünce değil. Ölmeden önce inşallah çıkarız. Nasıl, gençlere nasıl bir Türkiye bırakacağız? Gençlere ben yine de umutlu olmak istiyorum. Güzel bir Türkiye bırakacağız diye düşünüyorum inşallah. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Bir şey değil, hoşçakalın. Hoşçakalın. Ekonomiyi soruyoruz, ne durumda vatandaş geçinebiliyor mu? Vatandaş geçinemiyor. Yedi jeti olan çok iyi geçiniyor. Bir de şunu yiyecek sorayım abla. Şey yok. Bulgaristan'dan gelip Edirne'de akın akın alışveriş yapıyorlar. Bizim paramız Bulgaristan'da çok değersiz. Biz Bulgaristan'a gidip akın akın alışveriş yapamıyoruz. Devanın değeri bire birdi, bire ona katladı. Biri 16 galiba. Yok, biri 16. Yani biz gidemiyoruz. Bak bende yeşil pasaport var. Gidip de alışveriş yapamıyorum yani. Bir işe yaramıyor. Yurt peki dışına nasıl çıkmak. Düzelecek cennet vatan? Nasıl düzelecek? Çalanlar çaldıklarını yerine koyacaklar. Başka türlü olmaz. Satılanlar da aynen geriye koyulacak. Cumhuriyetin değerlerine. Evet. Olanlar. Cumhuriyetin değerleri yerine koyulacak. Merkez Bankası'nda para bitmiş. 8-18 milyar açık var efendim. Açık. Bakan Nebati döneminden. Açık benden ötürü değil. Kimlerden ötürüyse onlardan alınsın. Vergilerin kimlerin tarafından verilmediği belli. Kimlere aktarıldığı belli. Kimlerin İsveç bankalarında 9-10 hesabı olduğu belli. Bunlar biliniyor. Ben mi bileceğim? Ekonomi sorun. Nasıl gözlemliyoruz ekonomi? Geçinebiliyor muyuz? Ben de geçineceğim. Baksana her yer pahalı. Ama yine de kuyruklarda insanlar bekliyor. Kuyrukta demek olanlar abla Bulgaristan'dan gelenler. Buraya Edirne. Öyle mi? Peki abla neden buradan buraya alışverişe geliyorlar akın akın? Ucuz diye mi? Ne diye abi gelecek Allah pahalı Allah? Geldi. Bana eskine pahalı, hatırlıyor mu? Bana pahalı geldi. Eskine hatırlıyor mu? Buradan oraya giderlerdi. Değil mi? Evet evet. Hatta bize malzeme getirirlerdi, çikolata getirirlerdi. Evet. Neden şimdi biz gidemiyoruz onlar geliyor? Çünkü bizi almıyorlar zaten. Ben gitmek için uğraşıyorum bize vermiyorlar 2 yıldır. Evet bize kestiler. Almanya'da vizeyi kesti. Yunanistan vermiyor. Yunanistan bile vermiyor ha. Evet. Vay be. 2 yıldır kaldım gidemiyorum. Bu sene de tekrar denedim bekliyorum 15 gün sonra belgesi için. Sen nereye gideceksin abi? Hayırdır sen de mi kaçacaksın ülkeden? Evet. Hadi gençliği anladım da sen zaten niye kaçıyorsun? Zaten onun için vermiyor. Diyor ki gidişin normal dönüşün şaibeli diyor. Gidersin gelmezsin diyor. Biliyor onlar da biliyor. Onlar da biliyor işte yani. Teşekkür ederim. Ekonomiyi soruyoruz. Ne durumda vatandaş geçinebiliyor mu? Geçiniyor abi. Yani geçinen geçiniyor. Bakın kalabalığa bakın. Nasıl Bulgaristan'dan gelip akın akın alışveriş yapıyorlar? Yapabilirler. Normal esnafımız değil ya. Kazanımız değil. Kazansınlar işte. Esnaf kazanır da bizim halk niye alışveriş yapamıyor? Bilmiyorum. Hep esnaf kazanacak değil. Vatandaşa kazansın. Ya yapan yapıyor abi. Peki sen nasıl gidebiliyor musun Bulgaristan'dan şu an alışveriş yapmaya? Yok gidemiyorum. Niye gidemiyorsun? Pasaportum yok. Niye yok ama onlar nasıl geliyor? Gelen geliyor abi. Onun onlar parası... giriş bedava ama. Bize bedava değil. Onlara vize istemiyorlar. Bize istiyorlar işte. Bize niye istiyorlar? Onu bilmiyorum. Onu büyüklerimize soracağım.